Ben Olgun Şira, 60 yılı aşkındır bu ayakkabıcılık mesleğiyle uğraşıyorum. Efendim ben 1953 Kızılbaş Gelibolu bölgesinde doğdum. Okul tatillerinde babamın ayakkabı fabrikası vardı. Tabii ki yalnız kendisi değil, daha ortaklar da vardı burada. Hemen yanı başımızda Kumarcılar Hanı'nın yan tarafında otopark var. Orada 1958'de kurulan bir ayakkabı fabrikası vardı. Babam orada ortak. Tatillerde ben de gelir orada bu ayakkabıcılıkla ilgili ufak tefek elimizden geldiğince 7 yaşından itibaren bu mesleğe başladık. Efendime söyleyeyim, 1963 hadiseleri çıktı. Evimiz Kızılbaş bölgesinde olduğu için göçmen olmak zorunda kaldık. Okuldan 1,5 yıl, 5. sınıftım hadiseler çıktığında. 1,5 yıl okuldan uzak kaldım. 5 yer dolaştık. Mesela Gönyeli'de kaldık 6 ay, 6 dakika dahi okula gitmedik. Bütün okullar, bütün her yer, samanlıklar dahi insanlara, göçmenlerle doluydu. Bu dediğim 63 yılı tabii ki. Ondan sonra başka yerlere gittik. Buralarda okula devam etme şansım olamadı 1,5 yıl. Son ilkokulun 3 ayını, 6. sınıfa kadardı. 3 ay kadar bir ders yaptık. Ondan sonra biz tabii ki ortaokula geçtiğimizde pek başarılı olamadık. 3 aylık, 2 yılı 3 ay okuduk biz. Mecburen baba mesleğine dönmek zorunda kaldık. Neden? O dönemlerde Rumlar bize çok büyük ambargolar uyguluyordu. Hiçbir şey bu tarafa gelmezdi. Ne çimento, ne demir, ne tahta, hiçbir. Sadece ya ayakkabıcı ya terzi olacaktın. Bizim de biraz bundan bilgimiz olduğu için bu mesleğe 1966'nın başında girdim. O gün bugün devam ediyoruz. Babam usta başlarındandı. Mesela fabrika o 58 yılında Kıbrıs Türk Kundura Şirketi adı altında 58'de kurulduğunda 20 ortak vardı bunların içinde. Bir tanesi babamdı. Dışarıdan da kalfa, çırak bir 40-50 kişi de öyle aldılar. Ben 5 yaşındaydım bu insanlarla tanıştım ve dediğim gibi işte tatil dönemlerinde babama evimiz uzak olduğu için öğle yemeğini o da erken kalkar kaçardı. O 3 ay döneminde hemen daha mahallede yaramazlık yapmayalım falan. Burada gözünün önünde hem yemeğini getirirdik hem de bizim piyasaya açılmamıza sebep oldu. Yani birçok insanlarla tanıştık çocukluğun yaşımına rağmen. Çocuk işte 7 yaşlarında falan gelmeye başladım. 1960'ta. Dediğim gibi bu göçmenlik olayı, okuldan uzaklaşma dönemi olunca biz 66'da mesleğe başladık. Babam kunduracı, ben sayacı, yani ayakkabının dikiş bölümüne geçtim. Oradaki ustalarımız vardı. Hüseyin, Mustafa Hotalı falan bunların himayelerinde bu mesleğe iyi bir iş yaptık yani o dönemlerde. Öğrendik. Sonra dükkan açtık. Askerliği bitirdim. 1976'da kendi adıma dükkan açtım. Ve bugünlere geldik yani oldukça zahmetli günler geçirdik. Uzun çalışma saatlerimiz oldu o dönemlerde. Dediğim gibi ithalat yok. Hep kendi ayakkabılarımızı kendimiz üretirdik burada. Hatta mesela gece saat 10, 10'da gittiğimde sanki de öğlen gitmiş gibi olurdum.
konu komşu pek tanımazdı bizim. Bir gün nüfus sayımı oldu. Komşumuz vardı Dudu abla. Gez oğlum dedi, evini de mahalleni de gündüz gözüyle gör dedi bana. Yani dediğim gibi pek tanıyan yok mahallede bizi, birkaç kişi ancak. Bu da güzel bir anı olmuştu bize, hala da aklımda. Sağ olsun eşim de benim bu yokluğumda çocukları okula götürsün, hasta olur doktora götürsün, dershaneye götürsün. O da büyük bir zahmetle iki çocuk vardı. Onların okulundan, hastanesinden, dershanesinden oldukça zor günler yaşadı o da. Ama Allah'a şükür şimdi daha iyiyiz. Saat 6 dedi, 7 dedi evdeyiz. Zaten iş olsa da bu dönemde artık bu yaşta çalışma şeyimiz olmaz. Çalışma gücümüz yok artık. Gözlerden dolayı oldukça sıkıntımız var zaten. Bu bölge dediğim gibi çok büyük abilerimiz vardı, ustalarımız vardı. Mesela bu kahve, Pehlivan Dayı'nın kahvesi denirdi. Bu Pehlivan Dayı, ben iyi hatırlarım, Türkiye'den o dönemde güreşçiler getirirmiş ve güreş yaptırır, kendisi güreşir. Hatta Rumlar Mandralli isminde bir Yunanlı getiriyorlar. Pehlivan Dayımız, Ahmet Pehlivan Dayımız da Türkiye'den bir Tekirdağlı diye bir güreşçimiz vardı meşhur. Onunla bunu babamdan defalarca işittim. Bir futbol sahasının ortasına bir minder kuruluyor, güreş minderi. Rumlar bir tribünlerde, Türkler bir tribünlerde. Bakalım hangisi yenecek? Rumlar o Mandralli denilen güreşçiye tezahürat eder, bizimkiler Tekirdağlı'ya. Türkler tabii, bu dediğim size 50'li yıllar olacak muhakkak. Ve o Yunanlı Mandralli oldukça hırpalıyor bizim Tekirdağlı. Kabul etmiyor yenilgiyi. Son öyle bir sıkar ki affedersiniz altından kan çıkıyor. Yenildiğini kabul eder. Rumlar düşüyor peşine. Neden yenildin sen Türk güreşçisine gibisinden. Rumlar düşüyor o Yunanlı Mandralli denilen güreşçinin peşine. Taşla, sopayla dövüyorlar o Yunanlı güreşçiyi. Yani mahallemizde bu asma altında dediğim gibi ünlü kişilerimiz de vardı. Mesela resmi olarak 12 yaşında başladığımda o dönemden daha bir 15-20 yıl evveline kadar yazda çocuklara sandaletler yapılırdı. Bütün ayakkabılar burada kendi imalatımız olurdu. Çok güzel işimiz oldu. Bahsus 74'ten sonra ben askerliğimi de bitirdim işte. Çıktığımızda o dönemlerde dediğim gibi spor ayakkabı yok. Hiç dışarıdan ithalat yok. Hep yerli üretimiydi. Bu sektörde de olduğum için uzun saatler çalışıp bir yerlere geldik. Epeyce fabrikalar vardı, atölyeler vardı. Bunlar bahsus bayram önü, yılbaşı önü oldukça sıkı çalışıyorduk. Yani hiç yatmasak iş bitmezdi. O kadar bir şeydi. Gece 5-6 saat uykuyla tekrar işimize dönerdik. O bahsus bayram, yılbaşı dönemlerinde imalat yaptığımız dönemlerde. Dediğim gibi yazda çocuklar sandaletler giyerdi. Ayak rahat sandaletler. Her atölye 2-3 model, kız 2-3 model, oğlan modeli yapar. Piyazaya sürerdik. Geçimimizi sağlardık bu imalattan. Fakat işte son yıllarda müthiş bir millet spora döndü.
Bu mesleğe de gelen pek eleman yok. Tek bir fabrikamız kaldı. O da askerine, polisimize yapıyorlar aşağı yukarı. Bu şekilde meslek, yani bütün atölyeler, bütün fabrikalar kapanmış durumda şimdi. Ben dediğim gibi işte bu Kumarcılar Hanı'nın yan tarafındaki otoparkta mesleğe başladım. Dediğim gibi işte 1960'da başladım, babama gelip hem yemek getirirdim, öğle yemeğini. Akşama kadar da kalıp beraber dönüyorduk. İmalat dediğim gibi o dönemlerden geldi. Ha, o günlerde dediğim gibi yani adada tek çarşı bu bölgeydi. Asmalti ve Aras'ta. Hiçbir ne metropol bölgesi, ne otobüs terminali, ne Lemar bölgesi, hiçbir yer yoktu. Hatta araba galerimiz bile burada vardı. Yani insanlar ne isterse mutlaka Asmalti'ne, Aras'ta'ya gelecekti. Mobilyasından, giyimine, kuşamına, ayakkabısına otobüsler girerdi. Onların da çok büyük faydası olurdu. Tabii zamanla bunlar değişti. İşte sadece beza atölyeyi kapatıp sadece perakendecilik yapıyoruz. Maliyetler maalesef oradan, mesela Türkiye'den atıyorum 100 liraya aldığımız bir ayakkabıyı biz 100 lira malzeme parası yetmez. Bunun iççiliği var, efendim elektriği, o dükkanın kirasıdır, iççisidir ve orada yeni yeni modeller çıkıyor. Günübirlik modeller geliyor. Yani şimdi bu internetle bakıyorsun Türkiye'de şu şu model çıkmış, basıyorsun düğmeye. İki gün sonra elimize o yeni modeller geliyor. Şimdi biz burada imalat olsa o kalıbı getiresin, tabanını, derisini derken o model değişir. Bilmiyorum şimdi, yani ayakkabıcılıkla ilgili bir şey yok yani. Yani bir geleceği yok yani. Yani gençlere de tavsiye edebilecek durumda değiliz bunun. Yani gelin de bu meslekte istikbal var diyemeyiz. Ama eskiden dediğimiz gibi herkes bu mesleğe girmek için can atardı. Şimdiki mesela benim en az 10 tane makinem var. Hepsi bana şimdi bir en lüks villayı verseler o makinelerimi vermem. Ama ben öldükten sonra onu hurdacı bedava alıp götürürüm. Ama ben hayatımı, çoluk çocuğumun ekmeğini EPO makinelerle kazandım. Onun için onlara gözüm gibi de bakıyorum. Onlar benim ekmek teknemiydi. Oldukça hüzünlenirim yani o makinelerde. Dediğim gibi 40 yıl derim ama bunlar 8 saate vurursak belki daha 60-70 yıl çalışmışımdır o makinelerin önünde. Şimdi bu bölgenin müşterisi, evet müşterilerimiz var. Bir de benim Muhtar Yusuf Galeri'ye de bir mağaza açtık. Çocuklar orada. Oradan da bizim kalitemizi bilen insanlar oradan da alışveriş yapıyorlar. Bu dönemde en çok şimdi bizim bu Afrikalı öğrenciler bizim en çok müşterilerimiz. Kendi insanlarımız da geliyor fakat park sorunu var, araba park sorunu var. Lefkoşa'dan girmek bir dert, çıkmak bin dert. Oldukça problemli oldu. Güneyden gelen müşterilerimiz vardır. Geliyorlar fakat bizim biraz daha kenar oluyor. Mesela Aras'ta bölgesi daha memnun bizden. Çünkü bu taraf biraz daha kenar kaldığı için biraz daha az geliyorlar. Ama bilen, tanıyan, bir defa gelen artık kaçmaz yani bizden, fiyatlarımızdan dolayı. Şimdi eğer
Rum polisi bıraksa, mesela bizim Nike'larımız, Adidas'larımız, mesela şu ayakkabıları bir Rum elinde alıp götüremez. Hemen ya imha eder orada kendisini, üzerine ceza da keser kendilerine. Ama işte benim tek üzüldüğüm nokta, bizim halkımız o taraftan ne isterse, televizyon bile alıp getiriyor. Bilmem şu bu ne isterse bizim polisimiz veyahut da gümrükçümüz pek müdahale etmiyor. Ama onlarda bir paket sigaraya bile müdahale vardır. Bir, üzerinden ceza da ödüyorlar. Ya gelir ayağında eski bir terlikle bir şeyle giyer alır gider. Yoksa serbest olsa o kadar daha artacak işlerimiz. Onlar çok sert tutuyor. Kendi polislerine hakaret ediyorlar bizim yanımızda. İşte mafyadırlar, alırlar evine götürürler falan gibisinden söylüyorlar. Bu iki yıl gerçekten oldukça bizi geri götürdü. Dediğimiz gibi iki ay bir, bir ay bir kapandık. Tabii ki kendimizin ve hatta halkımızın sağlığı için iyi oldu ama elimizde mesela Mart ayında kapanmıştık. Elimizde daha kışlık ayakkabılarımız vardı. Bu ayakkabıları mesela biz satabilirdik. Modası geçer bilirsiniz ayakkabıların. Elimizde bir miktar kaldı. Onları ucuza verip tabii temizledik de İnşallah bundan sonra böyle bir durum olmaz. Bütün yani sadece ben değil, bütün herkes bundan nasibini aldı. Oldukça zor günler geçirdi halkımız. Aşılarımızı vurunduk. Herkes inşallah onu yaptı ve bir daha karşılaşmayız bu zor durumla. Zamlar tabii ki bu hükümetin isteği doğrultusunda değil. Biz zam yapalım, halkımızı zor duruma düşürelim diye değil. Bir dünya ekonomisine de bakarsak petrolün varili iki kat oldu. Her şey yani perişan. Mesela bir Ukrayna'da, şeyde Rusya'da mesela bir ayçiçek yağı, bir buğday yetiştiriciliği bugün sıfıra düştü. Daha da artacak belki de bu un ve yağ fiyatları, daha ona benzer şey, mesela 10 milyon insan kaçıyor bir Ukrayna'dan. Onların ürettiği bir hale ürünler vardı. Onları biz iki katına başka ülkeden alınacak herhalde. Daha da zor günler bekler belki de bizi. Bunu ilk defa bir yerde açıklıyorum. Bu da sizin TV'ye nasip olsun. Rumlar 1957'de yine bunlar hiçbir zaman durmadı Türklere karşı saldırılarına. Ben o zaman 4 yaşındayım. Annemin babamın anlattığına göre Kızılbaş Rumları Ortaköy'ü yıkıp yakmak için toplanıyorlar Kızılbaş Kilisesi yanına. Bunu babam, amcasının iki oğlu ve İş Bankası'nda çalışan Selami Bey diye birisi vardı. Bunu iyi hatırlarım. Selami Bey komşumuzun kızıyla evlenmişti. Ve Rumlar, birkaç yüz Rum Ortaköy'e baskın yapıp yakıp yıkmak istiyorlarmış. Annemin sadece pencerelere çarşaf gerdiğini hatırlıyorum. Bizi korkudan uzak tutmak için bize tatlı güzel sözler söylerdi. Dışarıda babam amcasının iki oğlu, o da komşumuzdu ve komşumuzun kızını alan Selami Bey, dediğim gibi İş Bankası'nda çalışan. Bunlar ellerine geçirdikleri birer kürek veyahut da bir sopayla Rumları beklemeye başlarlar.
Bunu birileri iletiyor oradaki Rumlara. Bakın hazırlıklı olun, bilginiz olsun. Türklerin haberi vardır baskınınızdan ve baskın yapmıyorlar. 1957 bu tarih. Ve bu esnada Rumlar gelmiyor. Korkuyorlar. Demek ki ortak ölülerin haberi var. Halbuki bu dört kişinin dışında kimsenin haberi yok olaydan. Ve Rumlar baskından vazgeçiyorlar. Şimdi benim de üçüncü kardeşim yeni doğmuş o günlerde. Babam korktu bize bir şey olmasın diye. Lefkoşa evimiz güzel bahçeli bir evimiz vardı. Rahat. Mecbur kaldı babam yeni camiden. Bir alt bir üst odası olan hapishane gibi bir evcik aldı. Orada birkaç yıl yaşadık. 1960 hadiseleri. Aman 1960'da anlaşma oldu ya Kıbrıs Cumhuriyeti. Dedik artık harp çıkmayacak. Türk askerimiz geldi. Rumlar korkacak, bize bir şey yapmayacak gibisinden. Evimize tekrar geri döndük. Çünkü malımızdı evimiz orada. Babam 1951-52'de yapmış orasını işte 70 yıl önce. Tekrar evimize döndük. Buradaki Lefkoşa içerisinde yine şahit olduğum, mesela Tahtakale'yi yaktılar. 4-5 yaşındaydım ama böyle şey günlerini iyice hatırlıyorum. Ateşler minareler boyu çıkmıştı. Türk evlerini Tahtakale'de yakmışlar. Ve babam eline geçirdiği bir sopayla yine Tahtakale'ye Yeni Cami bölgesinden yardıma gitmişti. Oldukça arkasından ağlamıştım. Ama dediğim gibi bu da 60'ta döndük. 63'te tam kaçtık evimizden. 63 Aralık'tan işte 75'e kadar, 75'te tekrar tamir edip o evi. Çünkü 11-12 yıl içinde ne var ne yok, banyosunu, tuvaletini, hepsini babam yeni yapmıştı. 63'ün ilk günlerinde. Ancak bir yıl kadar kullandık, terk etmek zorunda kaldık. Hatta bu çok acı bir şey. O zaman telefon yok, bir mektup yok, her taraf Rumlarla sarılı. Mesela ailem, ben, annem, babam Kalavaç kökenli. Ama biz ancak nereye kadar çıkabilirdik? Lefkoşa terminale bile gidemezdik. Otobüs terminalinin yanına kadar Rumlar vardı. Kaymaklığı, bilmem her tarafı sardılar. Küçük bir alanda yaşıyorduk burada. O zaman o banyoda üç çocuğuyla bir anneyi Rumlar katletmişti ya. Biz de üç kardeşik. O zaman 100 evde bir banyo ya vardı ya yoktu. Babam böyle modern hayatı severdi. Yani şey yaptırdı, tuvalet banyo yaptırdı modern dediğimiz gibi. Yani köyden duyan ailemiz, babaannem orada yaşıyordu, bizi zannediyor. Ortaköy'ün yanında dediler, üç çocuğuyla banyoda bir anneyi öldürdüler. Dediğim gibi ancak 80-100 evde bir tane küvet banyo vardı. Demiş aman çocuklarımı öldürdüler, babaannem düşüyor, bayılıyor, başını vuruyor yerlere. Oldukça zor günler geçirdik tabii ki. Bugünlere Allah'a şükür olsun askerimizin sayesinde hür dolaşıyoruz, yaşıyoruz. İstediğimiz dakika her yere ulaşabiliyoruz. O zaman Magosa kapısından çıkış vardı. Saatlerce bekledirdi güneşin altında soğuk günlerde Rumlar. Ama şimdi hürük böyle bu durumun devam etmesini istiyoruz. İki bölgeli yaşamayı, Rumların idaresine girmek en kötü bir şey bence. Yani karışık yaşamak eski günleri tekrar yaşamamıza neden olur bence.